Sevgilisinin duygusuz olduğundan yakınanlara derin bir hikaye. Sabah uyandığında midesinde bir yanma hissetti genç adam. Yanmanın nedeni akşam yedikleri değildi. Uyanır uyanmaz bugün yapacaklarının aklına gelmesiydi. Bugün 2 yıldır götürmeye çalıştığı birlikteliği sonlandıracaktı. Aslında bunu yapmak da geç bile kalmıştı. Bitmeli dedi içinden. Her gün bu tatsız uyanış bitmeli. Kararlıydı genç adam. Genç adam bunları düşünürken suratı şekilden şekile giriyordu. O bile kendini tanıyamaz hale gelmişti. Süratle giyinerek çıktı dışarı. Bugüne kadar hiç bekletmemişti onu. Şimdi de bekletmemeliydi. İstanbul soğuk ve yağmurlu bir Nisan ayı yaşıyordu. Genç adam gökyüzüne bakarak öyle bir iç geçirdi ki, bulutlar bizim yaşayacaklarımızı biliyor. Onlar bile ağlıyor halimize. Biraz da vakit geçtikten sonra buluşmanın vakti gelmişti. Artık Kadıköy iskelesindeydi genç adam. Birkaç dakikalık beklemeden sonra karşıdan kız arkadaşının geldiğini gördü. Şimdi midesindeki ağrı daha da artmıştı. Beşiktaş'a geçtiler beraber. Yolculuk sırasında hiç konuşmadılar. Genç kız sevgilisinin bu durgunluğuna anlam verememişti. Nereden bilecekti ki bugün ayrılık çanlarının çalacağını? Beşiktaş'a geldiklerinde bir kafede oturdular. Genç kız anlamıştı sevgilisinin kendisine bir şeyler söylemek istediğini. Sevgilisinin gözlerinin içine bakarak, "Bana bir şey mi söylemek istiyorsun sen?" Genç adam gözlerini kaçırarak "Evet" diyebildi sadece. Genç kız heyecanlanmıştı. Biraz da sinirlenerek, "Söylesene, ne diye bekliyorsun o zaman?" Derin bir iç çektikten sonra genç adam, "Sence biz nereye kadar gideceğiz?" diye sordu. Cevabı çok gecikmedi. "Bunu sorma gereğini neden duydun?" Ve işte tam o sırada genç adam içinde ukde kalan her şeyi bir bir anlatmaya başladı. "Birkaç ay önce akşam 23 civarlarında sana telefon açıp senin için yazdığım şiiri okumak istemiştim, hatırlıyor musun? Sen de bana sırası mı şimdi? İşin gücün yok mu demiştin. Biliyor musun? O an nakavt olan bir boksör gibi hissettim kendimi. Çaresiz özür dileyip kapattım telefonu. Daha sonra da bu şiiri benden hiç istememiştin. Aklına bile gelmemişti. Geçenlerde hasta olup yataklara düştüğümde arkadaşlarımla birlikte ziyaretime gelmiştin, hatırlıyor musun? Meral'in "Sen şanslısın. Sevgilin sana bakar" sözüne "İşim yok da sana mı bakacağım? Annen baksın" demiştin. Hatırladın mı? Genç kız gözlerini devirerek kendini bir şekilde savunmaya çalışır. "Biliyorsun, ben duygusallığı sevmiyorum. Hem hasta bakıcısı gibi göründüğümü de kimse söyleyemez" diye ekler. Genç adam içten içten gülmeye başlar. "Evet canım, haklısın. Zaten olmak istesen de bu kalbi taşıdığın sürece hasta bakıcısı, hemşire ya da insanlara faydası olan bir kadın olamazsın." Genç adam devam etti. "Bana şimdiye kadar kaç kere sabahın erken saatlerinde güzel sözcüklerden oluşan bir mesaj çektin? Ben cevap vereyim ister misin?" "Hiç. Hatta günün hiçbir saatinde de çekmedin. Evet, duygusallığı sevmeyebilirsin. Ama sen seni seven insanları da mutlu etmeyi sevmiyorsun. Halbuki ben senin tam tersine, kendimden çok insanları mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanıdığım günden beri her sabah, senin aksine her gece, yani seni andığım,
seni düşündüğüm her saat. Tatlı bir mesajım vardı senin için, biliyor musun? Seninle ben akla kara gibiyiz. Gözlerinde bilen genç kız anlamıştı. Ama yine de sormaktan kendini alıkoyamadı. Yani ne istiyorsun benden, şair olmamı mı? İçinden içinden güldü genç adam. Dün gece verdiği ayrılık kararının ne kadar doğru olduğunu düşündü ve almış olduğu kararın ne kadar yerinde olduğunun farkına vardı. Hayır dedi. Şair olmanı istemiyorum. Olamazsın da. Şair olmak bedenle değil, ruhla yaşayabilmektir. Güzel kadın, biz ayrılmalıyız. Ayrılırsak ikimiz için de en hayırlısı olacak. Deliye, çılgına dönmüştü genç kız. Şaşırmıştı biraz. Neden ama? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevdiğini sanıyordum. Derinden bir iç çekerek genç adam, hayır canım. Sen beni sevdiğini zannediyorsun sadece. Eğer beni sevseydin, emin ol biz şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Genç kız gözlerinin yaşlarına engel olamaz ve genç adamın karşısında ağlamaya başlar. Tabii bizim genç adamımız duygusaldır. Cebinden çıkardığı mendili uzatır genç kıza. Gözyaşlarını kendi elleriyle siler. Genç kız kendini biraz toparladıktan sonra sen bilirsin. Lakin umarım beni bir başkası için bırakmıyorsundur. Genç adam bir anda hiddetlenip, nasıl böyle bir şey düşünürsün sen ya? Senden başka kimse olmadı ve uzun zamanda olacağını zannetmiyorum. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün sen? Meğerse aldığım kararın ne kadar doğru olduğunu bir kere daha anlattın. Teşekkür ederim. Birkaç dakika sessizce oturduktan sonra genç kız bir atak yapıp kalkalım istersen der. Genç adam, ben biraz daha burada kalmak istiyorum. İstersen sen kalkabilirsin diye yanıtlar. Genç kız, tamam o zaman. Sana mutluluklar dilerim diyerek elini uzatır. Lakin genç kızın sesi, eli öyle bir titrer ki, yapma dercesine, gitme dercesine yalvarır genç adama. Lakin genç adam almış olduğu kararda ısrarcıdır. Artık eski sevgilisi olan genç kıza istersen arkadaş kalabiliriz der ve birbirlerine son kez sarılırlar. Genç kız kafeden usulca ayrıldıktan sonra yalnızlığıyla baş başa kalan genç adam, ben doğru olanı yaptım diye kendine vurur. Doğru olduğunu yaptığına kendini öyle bir inandırmıştır ki yürüdüğü yolların mesafesini unutacak kadar takmıştır kafaya. Genç adam eve döndüğünde yürümekten bir tap halde direktmen odasına gidip uyumak ister. Lakin gece bir türlü bitmek bilmez. Sabah erken kalkıp işe gidecektir ama gözlerine bir damla uyku girmez. Gecenin karanlığının iyice çöktüğü sıralarda uykuya dalmayı başlar genç adam. Sabahın 7'sinde kurmuş olduğu alarma uyanır, hızlı bir şekilde kendini toparlamaya çalışır. Tam evden çıkacağı zaman telefonuna bakar, mesajlar ve 10 cevapsız arama vardır. Yorgun olduğu için duymamıştır telefonu, lakin bu yorgunluk ona çok pahalıya patlayacaktır. Arayan sevgilisi ve mesajları atan da sevgilisidir. Genç adam sevgilisinin gönderdiği mesajı heyecanla açar ve mesajda şunlar yazar. Sadece olanları sevmeyi sevdim. Hepsini onlarsız yaşadım da bir seni sensiz yaşayamıyorum. Bu aşkı tek kalpte taşıyamıyorum. Sana yemin güzel gözlüm. Bir tek seni sevdim. Sana söz veriyorum. Bir tek seni severek öleceğim.
Elveda bir tane. Genç adam şaşırmıştır. Onu tanıdığı günden beri ilk defa şiir alıyordur sevgilisinden. Ve üstelik sabahın beşinde sevgilisine ulaşmaya çalışır. Telefonun diğer ucunda biricik sevgilisinin annesi vardır. Sesi o kadar titrek ve boğazındaki hıçkırıklar o kadar can yakıcıdır ki annesinin dilinden dökülen cümlelerle beyninden vurulmuşa döner genç adam. Ben onun annesiyim yavrum. Kızım bu sabah intihar etti. Gece sabaha kadar birilerini arayıp durdu. Sabah odasının ışığını sönmemiş görünce direkt girdim içeriye. Yavrum kendini asmıştı. Genç adam öyle bir yıkılır ki, dünyası bir anda öyle bir kararır ki, beyninden vurulmuşa döner. Bir gün önce yaşadığı mide ağrısının 3 katı, 5 katı, 10 katı belki acı duymaya başlar. Ve oracıkta yere yığılıp kalır. Birkaç ay sonra iki doktor konuşurlar aralarında. Doktorlardan biri diğerine karşısındaki hastanın durumunu sorar. Doktor şöyle cevaplar. O mu? 3 ay önce getirdiler. Kendisi yüzünden bir kız intihar etmiş. O günden sonra cep telefonunun elinden asla bırakmamış genç adam. Devamlı bir şeyler yazıp birilerine yolluyor diye eklemeye başlar doktor. Geçenlerde bir merak ettim. O uyurken gönderdiği numarayı aradım. Lakin numara 3 ay önce iptal edilmiştir. Gelen mesajlarda bir şiir görür doktor. Ve diğer bir doktora şöyle devam eder. Bu adam duygusal mı bilmiyorum. Ama benim anladığım kadarıyla şiiri yazan çok duygusal biriymiş. Çevrenizdeki insanların ne hissettiği ya da ne düşündüğünden o kadar emin olmayın. Bazen bir kalbin içinde neler sakladığını öğrendiğimizde her şey için çok geç olabilir.